Evet, Duygu Hanım, esasında bu süreç tedrici bir şekilde gelişti ve aslında ben geliyorum diyen bir süreçti. Şöyle ki, sizi 2 yıl önceye götürmek istiyorum. Yunanistan'ın özellikle geniş bir Türkiye'ye karşıtı blokla, özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatlerine aykırı şekilde bazı planlamalar içine girmesi, bloklaşmalar içine girmesi ve burada Türkiye'nin çok kararlı bir adım atması sonucunda başarıya ulaşamaması söz konusuydu. Arkasından bunu başaramayınca Türkiye ile bir yandan diplomatik görüşmeleri yaptı Yunanistan. Ama beraberinde 2 tane daha farklı şey yaptı. Birincisi çok ciddi ve agresif bir silahlanma politikası içine girdi. İkincisi de biraz konjonktürün de yardımıyla ABD ve Fransa ile çok farklı nitelikte ilişkiler geliştirdi. Fransa ile bir savunma ittifakı yaptı ki aslında buna bir NATO içi NATO ittifakı diyebiliriz. Çünkü basına yansıdığı kadarıyla Fransa ile yapılan o anlaşmanın ikinci maddesi resmen NATO'nun 5. maddesine benzer yükümlülükler içeriyor. Dolayısıyla Fransa ile yapmış olduğu bu anlaşma önemliydi. Hakeza Fransa'nın almış olduğu Rafale silah savaş uçakları ve beraberinde destroyerleri de bu bağlamda değinmek lazım. ABD'ye ayrı bir vurgu yapmak isterim. Çünkü Cumhurbaşkanımızın da bu mesajlarında buradaki ABD üstlerine ilişkin net duruşu ortada. Dolayısıyla Yunanistan'a eleştirel yaklaşımı ortada. Şöyle ifade edeyim, yine biraz tarihsel geri plana gidip 96 yılındaki Kardak krizi diye ifade edilen krizi hatırlayalım. Orada ve ondan önceki bütün dönemlerde ABD'nin pozisyonu biraz daha dengeleyici veya arabulucu nitelikteydi. Kriz, gerginlik tırmanmadığı zamanlarda iki devletle de ilişkisini yürütmeye çalışan, Türkiye'yi gözeten ama Yunanistan'da ihmal etmeyen, ona 7 oranında 10 birim Türkiye'ye yardım veya bir silah satışı yapıyorsa 7 birim de Yunanistan'ı gözeten bir yaklaşım içindeydi ABD. Ve Kardak krizi örneğinde de görüldüğü gibi bir kriz çıktığında arabulucu olarak devreye girip veya bir kolaylaştırıcı olarak devreye girip krizin son ermesinde, gerginliğin son ermesinde etkili bir aktördü. 2022 yılına gelindiğinde ise ABD'nin o eski 90'lı yıllardaki pozisyondan çok daha farklı bir tutum sergilediğini görüyoruz. Yunanistan'la çok yakın askeri ittifak ilişkileri var. İşte aralarındaki savunma anlaşması süresiz hale getirildi. Üsler tahsis edildi. Bunu ABD'nin Doğu Akdeniz'de, Libya'da ve özellikle de Suriye'de PKK-PYD lehine faaliyetleri beraber düşündüğümüzde Türkiye'nin kaygı duymak veya bundan şüphelenmek için çok haklı gerekçeleri olduğunu görüyoruz. Şimdi her şeyi bir yana bırakalım. Hani bazıları NATO bağlamında NATO'nun doğu sınırının çizildiğini ifade ediyor. Evet, bunda da belli bir haklılık payı var ama örneğin Dede Ağaç'taki o askeri üs resmen eğer Türkiye ile Yunanistan arasında bir gerginlik olursa, hatta bir çatışma, savaş olursa Türkiye'nin olası yerleşimini durdurmak için kurulmuş nitelikte bir caydırıcı faktör olarak değerlendirilebilir. Hakeza Girit'teki Suda üssü de veya ülke içinde tahsis eden diğer üsleri de bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Tabii ki bir Türkiye-Yunanistan savaşının söz konusu olduğunu söylemiyorum ama coğrafi veya jeopolitik açıdan baktığımızda eğer mesele Rusya'nın sınırlandırmasıysa Rusya'nın en rahat sınırlandırabileceği yer Karadeniz kıyıları. Karadeniz kıyılarında en uzun kıyı şeridine sahip olan NATO üyesi müttefiki Türkiye, bir diğeri Romanya, bir diğeri yine Bulgaristan. Dolayısıyla Romanya, Bulgaristan, Türkiye hattında bunu yapabilecekler. Yunanistan gibi bu Rusya'nın dengelenmesinde çok daha minör veya küçük bir rol oynayacak ülkeyle bu kadar yakın ilişki geliştirmesi dolayısıyla Türkiye'nin haklı şüphelere sahip olmasını ve Yunanistan'a eleştirmesini beraberine getiriyor. Bir diğer husus da Duygu Hanım. Şimdi adaların gayri askeri statüsünü ihlali. Türkiye aslında bunu ilk defa dile getirmedi. Sadece son dönemde yeni bir dönemeçten geçildi veya yeni bir döngüye girdi. Çok daha kararlı ve bunu da engellemeye yönelik bazı yollara da işaret ederek ifade etmeye başladı. Oysa bundan birkaç sene önce yine bu 2020 yılındaki kriz zamanını hatırlıyorum. Türkiye'nin yayınlamış olduğu NAVTEX'lerde, denizcilere mesajlarda neredeyse her mesajda bu adaların gayri askeri statüsünün ilerine vurgu vardı. Hakeza son dönemde gerek Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ifadelerinde gerekse de adalar üzerinden bazı uçuşlar gerçekleştirerek Yunanistan'a bu yönde mesajlar verilmekteydi. Cumhurbaşkanımızın da bu Efes tatbikatı sırasında yapmış olduğu açıklama Türkiye'nin yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Yani Yunanistan'la ilişkileri artık biraz daha farklı ele alma niyetinde olduğunu gösteriyor Türkiye'nin. Uluslararası hukuk açısından bakıldığında son derece meşru, son derece haklı ve artık Yunanistan'a yaptıklarının hesabının sorulacağı veya yaptıklarının karşılığını almayacağı mesajının net bir şekilde verilmesi söz konusu. Şimdi hocam evet.